3. Herkese merhabalar. Bugün elma şekeri yapıyoruz. Ellerimdeki elmalardan da anlaşılacağı üzere. Kaç gündür canım elma şekeri çekiyordu. Dışarıda bulamıyorsam kendim neden yapmayayım ki dedim. Ve elma şekeri yapmaya karar verdim. Hem çocuklarımızın seveceği bir şeker, hem de yetişkinlerin seveceği bir şeker. Dışını da patlayan şekerlerle süslemeyi düşünüyorum. Böylece çok güzel olacak. O zaman bu güzel tarifimize hemen yapım aşamasına geçelim. Kabıma ilk olarak 2 su bardağı şekerimi boşaltıyorum. Sonra 1 su bardağı suyumu ilave ediyorum. Ve 1 yemek kaşığı limon suyumu da döküyorum. Ve hiç karıştırmadan bunu bekleyeceğim kısık ateşte. Diğer taraftan ben elmalarımı yıkadım, kuruladım arkadaşlar. Elmalarımın şu arka kısmına çubuğunu batıracağız. Böyle kalın şiş çubuk kullanıyorum ben. Batıralım güzelce. Tabii ki şu sap kısmını da alıyorsunuz. Ben patlayan şeker olarak bunları aldım. Bakın bu bana benziyor değil mi? Aşçı kız. Saçları dışında benziyor bence. Hala bunların olduğuna şaşırdım. Yani piyasada var mıydı bilmiyordum ama varmış yani benim dönemimde. Şu anda çok aşçı değilim ama bayağı iyi. Bunları nereden olacak oldum diye soracak olursanız Şok'tan aldım. Şok marketten aldım. 2 paketi böyle birleşik 1 TL civarı bir şeydi. Bunları elma şekerlerime bandıracağım. Ocağımın derecesini ben 6-7'ye aldım. Birazcık kaynasın diye. Çünkü suyu soğuktu. Hafif hafif kaynamaya başlayınca düşüreceğim. 4'e 5'e alacağım. Şimdi hatta şu an bile düşürebilirim. Evet düşürüyorum. Bir saniye. Tamam. Bu şimdi kaynayacak. Köpük köpük olacak. Şöyle açalım şekerlerimizi. İyiyim. Ses nasıl geliyor? Patlayan şekerlere bayılıyorum ya nedense. Çok güzeller. Çok güzel oldu. Çok. O olana kadar ben de temizlik yapayım bari. Biraz hızlansın istedim. Altını biraz açtım. Hediye falan getirdim ama şimdi tekrar kısacağım. 5'e çekeceğim. Renk verdi böyle karamele yakın bir renk. Şimdi buna gıda boyasını atacağım. Karıştırıyorum. Nasıl köpürdü. Bunu 1-2 dakika daha böyle kaynatacağım. Şu kıvam yeterli. 5 dakika soğumasını bekledim. Şekerik iyice katılaştı, güzel oldu. Şimdi bunu elmalarıma dökeceğim. Elmamı aldım. Batırdım. Ve tepelerine şuradan döküyorum. Gördüğünüz gibi her yerine şeker yapıyoruz. Bundan sonra bunu çıkartalım. Ve tabağımda böyle havada tutuyorum. Şuradan da şöyle şekerlerimi döküyorum. Patlayan şekerlerimi. Daha şöyle bile yapabilirsiniz. Şöyle yan tutun.
Böyle her tarafına gelsin. Tabii direkt şekere batırdıktan sonra bunu yapın. Çünkü kuruyunca olmaz. Şöyle her tarafına. Güzel güzel. Patlayan şekeri bulayalım. Tepesini de bulayacağım. Sonra yağlı kağıdıma böyle koyuyorum. Gördüğünüz gibi. Buna da normal şeker serpeceğim. Birazcık da patlayan şeker. Uhuu. Şunlara bakın ne tatlı oldu. Böyle hafif hafif patırtılar geliyor. Ben birazcık bunu böyle bekletiyorum. Şekeri bir iki dakika, ondan sonra patlayan şekerleri dökmeyi düşünüyorum. Çünkü hemen dökünce patırdamaya başladı. Evet arkadaşlar, geldim, sunumumu yaptım. Şekerlerin donmasını beklemek biraz uzun sürüyor. En zahmetli kısmı zaten o. Pişirirken yarım saat falan sürdü benim şekerini. Dolapta da işte 3-4 saat beklemesi gerekiyor. Hatta ertesi gün yerseniz bence daha iyi olur. Maksimum da ısırmışım burada. Video için ısırdım. Şimdi tekrar tadına bakacağım. Hadi bismillah. Patlayan şekerler. Patır patır patlıyor. Harika. Bir tane daha yiyelim. Çok güzel. Yani ben bayıldım. Patlayan şekerlerle daha güzel olmuş. Ay, konuşamadım birden. Hepinize tavsiye ediyorum. Hepiniz deneyin. O zaman bunları deniyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Hoşçakalın. İyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere.